Merhabalar. Bugünkü aracımız 2011 model Ford Kuga. Aracımıza Grundig, Apple CarPlay ve Android Auto destekli multimedyamızı entegre ettik. Aracımıza kullandığımız ekipmanlardan birincisi direksiyon kumandasını aktif edebilmek için kullandığımız modül, çerçeve, bir de Grundig cihazımız. Aracımıza bir diğer eklentimiz de geri görüş kamerası. Geri vites attığımız zaman otomatik devreye giriyor. Kullandığımız kamera açısı itibariyle tamponu görür nitelikte. Park ya da boşaldığımız zaman geri vites ekranından çıkıyoruz. Direksiyon kumandasının çalışmasını göstereyim. Birincisi ses açma, ses kısma, kanallar arası geçiş. Bir de mod tuşu var. Biz de bu mod tuşunu bas konuş olarak, yani Siri'yi aktif eden tuş olarak yaptık. Bastığımız zaman İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da. Hiç buraya dokunmadan ya da Hey Siri demeden burada mod tuşuna basarak Mall of İstanbul götür. Mall of İstanbul'a yol tarifi alınıyor. Gibi birçok işlemi konuşarak yapabiliyorsunuz. Apple CarPlay'in dışında cihazda neler var? Onları gösterelim hemen. Radyo kısmı. DVR özelliği de var bu cihazda. YouTube kanalımızda videosu mevcut. Audio kısmı. Cihazın çok fazla ses işlemi yeteneği mevcut. Buradan Equalizer'dan DSP zaman ayarına kadar isterseniz ekstra bas da ekleyebiliyorsunuz. Şu anda Bluetooth ve USB kısmı pasif durumda. Apple CarPlay'e bağlandığı için otomatik pasif alıyor onları. Bunları çıkarttığımız zaman USB ve Bluetooth da aktif olacaktır. Cihazımızda bir adet USB var. Şu şekilde şu alana bir USB oluşturduk. Buradan kullanıcı rahatlıkla kullanabilecek. Cihazımızda Apple CarPlay'in haricinde Android Auto. Mall of İstanbul için yola çıkılıyor. Siri'den yolda gördüğünüz kazaları veya tehlikeleri bildirmesini isteyebilirsiniz. Tekstilkent Caddesi üzerinde doğuya doğru hareket edin. Sonra Tekstilciler Caddesi istikametine doğru sağa dönün. Hemen şu Siri'yi bir susturayım. Tamam. CarPlay'in dışında telefon bağlantı cihazı diyoruz. Android Auto, Android Mirror. Android'den ekran yansıtmanın haricinde Apple CarPlay ve iPhone'la Mirror özelliği mevcut. iPhone Mirror'a geçmek için kablomuzu bir defa söküyoruz. iPhone Mirror'a tıklıyoruz. Telefonumuzu taktığımız zaman iPhone Mirror gördüğünüz gibi geliyor. Ekrana bildirim var. Bastım, izin verdim. Örnek olarak şuradan YouTube'dan bir video açalım. Bu şekilde reklamlardan izin verirse bize yine burada da aynı şekilde ses açma, kapama sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Böylelikle montajımızı bitirmiş olduk. Siz de bu tarz bir ürün aracınız için düşünüyorsanız WhatsApp destek hattımızdan, Instagram sayfamızdan bizlere ulaşıp aracınız hakkında bilgi alabilirsiniz.